Makarnalı olan genç çocuğu. Tamam. Ya seninki yok. Tablut üzeri, yani esnaflara hitap ettiği sanayi bölgesinde tablut üzeri işletme. İlk dükkanı açtığımız zaman, lokantayı açtığımız zaman bizim tablut fiyatımız indirimli haliyle 18 TL veriyorduk. Yani bundan 2 sene önce insanlarımız 4 çeşit yemeği 18 TL yiyebiliyordu bu lokantada. Tabii ki artan maliyetlerden sonra şu anki fiyatımız 70 TL'ye kadar yükseldi. Yani 2 sene içerisinde nerede bakarsanız %300'lük artış var. 18 TL'den şu an 70 TL'ye ulaşmış bir fiyattan bahsediyoruz. Maliyetten kaynaklı, dolar kurundan kaynaklı. Tabii bunun değişik etkenleri var. Elemanın giderlerinden, dükkan giderleri, kira gideri, elektrik, su, doğalgaz gideri, bir sürü kalemi var. Bu kalemlerden kaynaklı doğal olarak yansıyan, yemeklere yansıyan bir fatura şekli var. Şöyle diyeyim, bir hafta önce aldığım unla bugün arasında 30 TL bir fark var. Yani bir hafta içerisinde ne oldu da 30 TL zam geldi. Yani bu da benim toptan aldığım fiyat arkadaşlar. Yani ben bir toptancı aldığım için, toptancı olduğum için yani aynı zamanda toplu olarak fiyatı 30 TL zamlanmış bir durumda. Un fiyatı. Bu sadece bir kalemden bahsediyorum. Salçadan bahsedebiliriz, yağdan bahsedebiliriz. Bunların hepsi bir hafta içerisinde zamlanan kalemler arasında. Ne kadar aldınız mesela? Daha önce örneğin şu an 50 kiloluk un, firmanın ismini söylemeyeyim. 50 kiloluk unu 410 liraya alırken bugün bir hafta önce 410 liraya ulaştı. Bugün 446 liraya kadar çıktı. Yani 36 liralık bir fark oldu seçimden sonra. Yani bu bahsettiğim olay dün gelen bir zam. Aldığım yerler de belli, faturalar da belli, karşılaştırma da yapılabilir. Buradan eğer bir denetim olacaksa yardımcı da olabiliriz. Yani bir hafta içerisinde ne oldu da bu fiyat artışının sebebi ne olabilir yani? Sadece onunla bahsetmiyoruz. İçecekleri, gazlı içeceklere geçelim. Kolada, fantada, sodasıymış, sularmış. Komple bir hafta içerisindeki bütün içeceklerin hepsinde de aynı şekilde zam geldi. Yağ aynı şekilde, salça aynı şekilde. Sebze giderlerimiz çok çok arttı. Örneğin bir hafta 10 güne kadar 10 lira olan havuç bugün 40 liraya kadar yükseldi. 5 lira 6 liraya aldığımız kıvırcık bugün 20 TL. Domates kilosu 20 TL. Yani bunların hepsi lokanta sektöründe de kullandığımız sebzeler olduğu için hepsi bir hafta içerisinde aşırı bir derecede zam aldı. Yani aslında bu şunu anlamak gerekiyor. Seçimden dolayı, seçimden ötürü duraklatılmış bir zam politikasının seçimden sonra yavaş yavaş yansıtılması şeklinde diyebiliriz. Aslında bu zamların devam edeceğinin de farkındayız. Dolar kurunu görüyoruz yani. Zaten şu an dolar kuru 19'dan şu an 21'lere dayanan bir dolar kuru var. Ve bu daha çok yükseleceğini de tahmin ediyoruz. Dolar kuru yükseldikçe zamların artacağı da aşikar. Bütün zamları hep bütün kalemlere aşikar olacak. Maalesef ki o zamlar arttıkça biz yemek fiyatlarını arttırmak zorunda kalacağız. Şimdi az önce dedim esnaf lokantası. Yani burada insanlar 10 kişi eleman çalıştıran var, 20 eleman çalıştıran var. Kendi çoluk çocuğuyla gelip yemek yiyen insanlar var. Otomatikten biz zam yaptığımız zaman o karşılıklı tarafa da etkilemiş oluyor. Yani bir ekstradan bir gider de sanayideki esnaf arkadaşlarıma eklemiş oluyor. Yani şöyle diyebilirim, bu defa ne oluyor? Ya işçilikten kısıyor insanlar, ya insanları işten çıkarmaya çalışıyor, ya mesai sürelerini artıyor, değişik politikalar izlemeye başlıyor. Bu aslında şeyin sonucunda olmaması gereken bütün şeyler olmaya başladı. İşçi çıkardıkça otomatikten bize de yansıyor. Yani firma vermeyelim ama 10 yer çalıştıran, 10 eleman çalıştıran iş yeri 3'e kadar düşmüş. Bildiğim yerler var yani. Hemen yan komşumuz mesela. Geçen sene 10 kişiyken bugün 3 kişi. Bunun gibi binlerce örneği var yani. Seçim sonucuna göre zamların olup olmayacağını tahmin edebiliyorduk öncesinden ama düşen indirimler arasında olan bir de yağ vardı mesela. Yağ fiyatları aşırı derecede düştü yani. Gözle görülür bir şekilde düştü seçim süreci boyunca. Aslında hiçbir şeye zam getirmedi. Yani keşke hep böyle devam etse, keşke hep böyle devam edebilseydi. Ama maalesef seçimin bittiğinin ertesi günü zamlar görülmeye başladı. 6 lira, 7 lira indirimde olan yağ bir ay boyunca bir anda, az önce dediğiniz gibi 9 TL bir anda zam geldi ve 9 TL ile kalacağını düşünmüyorum. Bunun mutlaka devamı gelecek. Yani
Bizde maalesef böyle bir alışkanlık var. Kademe ve kademe, adım adım arttırılan bir sistemden bahsediyoruz. Bugün 9, bir hafta sonra 3 gelir, 3 hafta sonra 5 gelir. Bu şekil yavaş yavaş arttırılan, en fazla bir ay içerisinde 200 TL'yi göreceğimiz bir yağdan bahsediyoruz. Daha önceden lokanta içinde değildim. 1,5 yıldır bu işe girdim. Fiyatlar 3'e 4'e katladı. Biz bu şartlarda zaten zam yapamıyoruz. Bu şekilde 3'e 4'e katlayamıyoruz. Müşterilerden şikayet alıyoruz zaten. Biz 2'ye katladığımız halde 3-4 kat zam geldi. Bizim maliyetlerimiz çok yükseldi. Yani kar marjımız çok düşük şu an. Yani seçim döneminde de düşüktü işler. İyice düştü. Yemek yiyenler 10 kişilik yerden 8 kişiye, 7 kişiye yemek istiyorlar. Bunu 10 kişiye yedirmeye çalışıyorlar. Daha az yemek isteyip daha çok kişiyle yemek yemeye çalışıyorlar. Onlar da maliyetlerini düşürmeye çalışıyorlar. Kaç işçiniz var burada? Şu anda 7 işçim var. Yani şu anda çıkartmamaya çalışıyoruz ama sonunda olacağını biliyoruz. Bir haftadır zamlar tekrar gelmeye başladı. Yani kıvırcığım en kötü ihtimalle 5 liraya alırken bugün 15 lira olmuş. Bugün aldığımda 15 liraydı kıvırcık. Yani ben bu kıvırcığı günde 10 tane kullanıyorum. Maliyetini siz yapmayın salatanın. Yani salçaya zam gelmiş mesela. 32 liralık salça 38 lira olmuş. Domatese zam gelmiş, bibere zam gelmiş. Yani bir havuç 25 lira olmuş kilosu. Geçen hafta 7 liraya aldığım havuç bu hafta 25 lira olmuş kilosu. Yani şu anda almadım, kullanmayacağım. Maliyetini yani, yani artık mevsim salatayı bırakıp daha çok domates salatası, salatalık onları kullanacağız. Son 2-3 aydır gerçekten çok zorlanıyoruz. Maliyetler çok yükseldi. Kâr marjı da çok düştüğü için şu anda ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani. Evimde kira. Kira veriyoruz oraya da. Buraya da kira veriyoruz. Şu anda zorlanarak geçinmeye çalışıyoruz. Yani. Kaç saat boyunca açık oluyor burası? Yani sabah 7, akşam 7. 12 saat boyunca açık. Peki elektrik, su faturası, maliyetleri nasıl? Yani 5.000-6.000 lira civarında elektrik geliyor. Su maliyeti var. Doğal gaz maliyeti var. Yani maliyetler çok yüksek zaten. 8 yıldır esnaflık yapıyoruz. Yemek üzerine çalışıyoruz. Sanayideki esnaflarla ilgili fabrikalara, firmalara, buradaki şirketlere yemek dağıtımı yapıyoruz. Yemek tablet üzerine çalışıyoruz. Usul yemek üzerine. Yani şu anda çarkı gönderiyoruz. Pandeminin önceki döneme göre pandemi önce daha iyiydi yani. Şu anda 50-60 lira, 70 lira yemek satıyoruz. Ama sadece dediğim gibi çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Çarkı döndürüyoruz yani şu anda. Pandemiden önce 12 liraya, 15 liraya, 18 liraya yemek satıyorduk. Kâr ediyorduk ama şu anda maalesef genel giderlerden, işçi giderlerinden ve temel gıdaya gelen zamlardan dolayı soğan olmuş 20 lira, patates olmuş 15-20 lira arasında. En basit temel gıda yani ülkemizde yetişen. Onun haricinde süt ve süt ürünleri pahalı, et özellikle daha pahalı. 300 lira olmuş, 350 lira olmuş bir et. Bundan dolayı işte çarkı döndürürüz yani sadece şu anda. Zam gelmeye başlıyor yani şu anda seçimden sonra. Bugün 3. 4. günü seçimden sonra. Pazartesi, salı ufak ufak zamlar gelmeye başladı. Yani tedarikçilerimiz alabildiğiniz kadar mal alın diyorlar yani şu anda. En az %30 bir ay içerisinde zam gelecek diyorlar bütün ürünlere. Tabii bu zamın önüne geçemeyiz. Bugün alsak yarın gene zam gelecek. Yani bir ay sonunda bir değerlendirme yapacağız. Ona göre fiyatlara zam yapacağız biz de. Tabii bu işçi maliyetleri ya da diğer genel giderleri artmazsa sadece gıdalara gelen ürün zamlardan dolayı tekrar bir şey yapacağız. Zam yapacağız illa ki. Tabii bu alım gücüne de dayalı. Biz zam da yapsak bu da dışarıdaki firmalara, şirketlere, insanlara da yansıyor. Yemek almaktan vazgeçebilirler de yani. Bunu yaşadık biz. Hamlede. Vazgeçiyorlar yani. Daha çok kendileri yapıp kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar için de bir gider oluyor çünkü. Buyurun.
Makarnalı olan genç çocuğu. Tamam. Ya seninki yok. Ya yeterli ya, aldım sana.